İleriye mahfufen haberler veriyor. Allah'ın Resulü haberlerini Allah'tan alıyor. Celle Celaluhu. Resulullah'ın verdiği haber, haberin kaynağı Hazreti Allah. Allah'tan aldığı haberi veriyor. Allahu Teala yanılmaz. Allahu Teala yanlışı olmaz. Allahu Teala unutmaz. Mümkün değil. Yanlışı ve hatası olmayan kudret. Oradan haber veriyor. Öyle kadınlar gelecektir ki inne min ehlin nisai, öyle kadınlar zuhur edecektir ki ta 1401 sene evvel haber vermiş ya. Nisaun, öyle kadınlar zuhura, meydana, çarşıya, pazara çıkacaklardır ki kâsiyâtün âriyâtün, o kadınların üzerinde bezden, kumaştan, pamuktan, efendim şundan bundan bir elbise olacak, elbise bulunacak ama aynen anadan doğma çıplakmış gibi gençlerin şehvetini çekecekler. Hadis sahih. Kâsiyâtün âriyâtün, üzerlerinde her türlü kumaşı, mensucat, dokuma, mokuma bir elbise olacak. Fakat aynen çıplakmış gibi dikkati ve şehveti çekecekler. Aynen bugünü haber veriyor yani. Bir Müslüman kadın böyle olamaz. Resulullah'tan saygı, Resulullah'a saygı göstermesi lazım. Bu haberden korkması lazım. Çünkü akıbeti fena şimdi. Öyle daracık, sımsıkı bir pantolon giyiyor ki tamamen sanki o giydiği pantolonun rengiyle belden aşağısını boyamış gibi oluyor. Sanki o kumaşın rengiyle bedenini boyamış, bütün vücut hatları meydanda. Çıplakmış gibi. Örtülü sayamazsınız bunu. Resulullah devam ediyor haberine. Mâilâtün mümîlâtün. O kadınlar daima yabancı erkeklere şuna buna meyledicidirler. Onların meyilleri, eğilimleri, arzuları yabancı içindir. Evlerinde kocaları için süslenmezler, sokağa, pazara çıkarken süslenirler ki etraf kendisine daha çok baksın diye. Hadis-i şerif, Resulullah haber veriyor. Evinin içinde pejmürde, kılıksız, taramasız, her türlü pijamayla, pislikle beraber olur, sokağa çıkarken boyalanır, cilalanır ki yabancının dikkatini çeksin diye. Hazreti Muhammed haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam. Mâilâtün mümîlâtün. Ve başkalarını da kendilerine meylettirirler. Bütün boyanmalarının, giyinmelerinin, özlenmelerinin, süslenmelerinin bir tek sebebi vardır. Dışarıda yabancı erkeklerin dikkatini çeksinler diye. Mümîlâtün diyor. Meylettiricidirler başkalarına. Rûsühünne ke esnimetil buh. Başları aynen deve hörgücü gibi, saçlarını kuaförlerde yüksek yüksek tepeler gibi şekil şekil yaparak insanların arzu ve iştahlarını çekerler buyuruyor. Aynen 1401 sene evvel haber vermişler. Ve devam ediyor bunun cezasını ve bunun günahını haber veriyor. La yedhulnel cennete ve la yecidne rihaha. Bu kadınlar, bu kıyafeti, bu şekilleri, bu gidişatı, bu akışı, bu şekli değiştirmezler. Tevbe edip Allah'ın yoluna girmezler. Bu şekilde ölürlerse onlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu vallahi alamazlar. Resulullah'ın haberidir. Sahih bir hadis-i şerif. E şimdi Allah'tan korktuğunu nasıl ispatlayacak bir kadın? Efendim ben açık saçık gezerim ama ben Allah'tan korkarım. Bu ne biçim şey? Bu ölçüyü nereden tutturuyor bu?
mümkün değil. Aziz müminler, bu hayatımız gerek kadınların hayatı, gerekse erkeklerin hayatı Allah'ın bize verdiği emanettir. Emanettir. Ne demek emanet? Vakti geldiği zaman alınacak demektir. Vakti geldiği saati, zamanı, vadesi dolduğu zaman alınacak olan eşyaya emanet eşya denir. Öyle değil? Bu hayat emanet. Bu emanetin sahibi kim? Hazreti Allah. Bu emaneti Allah'a teslim edeceğine göre kirlenmiş, pislenmiş olarak teslim edersen Allah razı olur mu? Sana birisi bir mal emanet etsin, şu evinde seni emin adam görüyorum, sana itimat ediyorum, şu malım şurada kalsın dese, sen de o malı kötü kullansan, yıpratsan, parçalasan, boyasını, cilalısını, her şeyini kırsan, döksen, günü geldiği zaman al senin emanetini desen, ama kırılmış, dökülmüş, lekelenmiş, kirlenmiş, pislenmiş, bu sana itimat eden adamın itimadı sarsılır mı, sarsılmaz mı? Sen namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, Allah tanımıyorsun, peygamber tanımıyorsun, çırçıplak dolaşıyorsun, günde binlerce delikanlının şehvetini çekiyorsun, hayatını kirletiyorsun, bedenini kirletiyorsun, emaneti kirlettin, sen bu emaneti kirli olarak nasıl Allah'a vereceksin? Ne hakkın var kirletmeye? İşte aziz müminler, insaf etmeliyiz. Günahlar ve haramlar emaneti kirleten felaketlerdir. Kirletmeyiniz. Hocam ben şimdiye kadar kirlettim, kapkara zifiri bir leke kabul ettim, aldım, benim kurtuluşum yok mu? Şu mübarek